Ekranın sağ tarafında manyetik bir alan olduğunu varsayalım. Bu alanı ekrana paralel değil, üç boyutlu olarak hayal edelim. Ekranın üzerinden ve altından da geliyor ama bilmemiz gereken en önemli şey, manyetik alanın yönünün sağdan sola doğru olması. Hemen çizeyim ki daha kolay anlaşılsın. Çok fazla yer kaplayacağı için vektörlerin hepsini çizmeyeceğim. Evet, manyetik alan vektörlerinden biri bu. Bir tane de aşağı çizelim. Eğer çizebilseydim ekranın size doğru ve içeri doğru olan yerlerine de çizebilirdim ama iki boyutlu bir ortamda bu pek de mümkün değil. Her neyse. Manyetik alan sağdan sola doğru demiştik. Bu manyetik alan içinde bir elektrik devremiz var. Devrenin şimdilik sadece bu kısmını çizeceğim. Çok dikkatli bir biçimde çizmeye çalışıyorum. Evet. Tamamdır. Bu bir devre olacak. Anlaştık, değil mi? Hatta isterseniz bir ataşı alıp bu şekle sokabilirsiniz. Sanırım çizebildim. Bu ataşta bir de elektrik akımı olsun. Burası pozitif, burası negatifse akımın yönü bu olacak. Bu şekilde akım bir döngü içinde hareket edip buradan çıkıyor ve buraya geliyor. Şimdi ataştan yaptığımız bu devrenin dönebildiğini düşünelim dikkat. Burası çok önemli. Sizce bunun sonucunda ne olur? Manyetik alanın yönü bu, akımsa bu yönde ilerliyor. Evet. Sizce bu devredeki manyetik alanın net kuvveti ne olur? Hadi biraz düşünelim. Akımın farklı noktalarında farklı büyüklükler elde edeceğiz. Şu anda sadece yönle, evet özellikle yönle ve biraz da büyüklükle ilgileniyoruz. Manyetik alan kuvveti, akım çarpı akım yönünde büyüklüğü telin boyuna eşit, vektör çarpı manyetik alan olarak hesaplanır. Buna göre telin bu kısmındaki manyetik alan kuvvetini hesaplamak istersek, mesela buna L diyelim, L'nin yönü akımla aynı. Akım skaler bir değer. L aşağı yönlü, manyetik alansa sola doğru ilerliyor. Vektörel çarpımı alırsak, Sağ elimin işaret parmağını akım yönüne ya da L'nin yönüne doğru tuttuğumda işaret parmağım bir bakalım bu yönü gösteriyor. Orta parmağımsa bu arada bunu her zaman sağ elinize yapmanız gerektiğini unutmayın. Sol elinize kullanırsanız bunun tam tersi olan sonucu alırsınız. Evet, böyle yaptığımda orta parmağım manyetik alan yönünde olur. Bu orta parmağım, bu yüzük, bu da küçük parmağım. Bunları söylerken doğrulamak için bir yandan da elime bakıyorum. Peki elim ve parmaklarım bu şekilde dururken baş parmağım hangi yönü gösterir? Şekli biraz açıklayayım. Şimdi elim bu şekilde. İşaret parmağım aşağı gösteriyor. Avucum vücuduma dönükse baş parmağım nerede olur? Baş parmağım çizdiğim şeklin diğer tarafında olacağı için göstermek biraz zor olacak ama baş parmağım ekranın içine doğru olan yönü gösteriyor olur. Kendi elinizle de deneyebilirsiniz. Baş parmağım bu yönü gösterdiği için manyetik alanın bu akım üzerinde yarattığı kuvvet ekranın içine doğruymuş. Bunu da çizelim. Kuvvet vektörü şu turuncumsu kahverengiyi kullanayım. Evet, telin bu kısmındaki kuvvet vektörü aşağı yönde olacak. Şimdi telin bu kısmına odaklanalım. Bu kısımdaki L vektörü manyetik alana paralel ve manyetik alanın ters yönünde. Vektörel çarpımda birbirlerine dik olan vektörlerin büyüklüklerinin çarpımlarını aldığımız için L vektörünün manyetik alana dik olan bir bileşeni yok. Kısacası manyetik alan ve akım aynı düzlemde oldukları, yani hem paralel oldukları hem de düzlemi dikey kesmedikleri için telin bu kısmındaki net kuvvetin sıfır olduğunu göreceksiniz. Aynen telin bu ve bu kısmında olduğu gibi. Bunun sebebinin birbirine dik olan herhangi bir bileşen bulunmaması olduğunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Telin bu kısmı için manyetik alan aşağı yönlü bir kuvvet uyguluyordu. Peki ya bu kısmı? Aynı şey. Yine vektörel çarpımı alacak olursak bu L işaret parmağımız bu yönü gösterecek. Orta parmağımızı da manyetik alan yönüne doğru tutarsak baş parmağımızın yönü ne olur? Bu arada bunun sağ eliniz olması gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Baş parmağı çizmeye çalışıyorum. Güzel bir çizim olduğundan emin değilim ama bu durumda baş parmağımız ekrandan dışarı doğru yani size doğru olan yönü gösterir. Orta parmak akım ya da telin uzunluğunun yönündeyse, çok özür dilerim, akım yönünde olması gereken işaret parmağımız olmalıydı. Orta parmak manyetik alanın yönünde olacak. Bunu kendi sağ elinizle yaparsanız manyetik alanın uyguladığı net kuvvetinin yönünün ekrandan dışarı doğru olduğunu fark edeceksiniz. Farklı bir renk kullanacağım. Ekrandan dışarı olduğunu hayal edin, tamam mı? Eğer bu tel dönebiliyorsa ne olur? Bu kısımda yönü ekran içinde doğru olan Burada da yönü ekrandan dışarı doğru olan bir kuvvet varsa manyetik alan bu tele tork uygular. Yani bu kesikli çizgiyi telin dönme ekseni olarak düşünürseniz tel bu eksen etrafında dönmeye başlar. Bu doğrultuda bu yönde bir kuvvet var ve bu kuvvet moment koluna dik. Tork konusunda öğrendiklerimizi hatırlayacak olursanız, bu kuvvetle bu uzaklığın çarpımının bu kısma uygulanan torku verdiğini de anımsayacaksınız. Telin diğer tarafında ise tork yine aynıdır. Aynı işarete sahip, aynı yönde. Çünkü buradaki kuvvet ekranın içine doğru yönelmiş. Birbirlerini yok etmeyip güçlendirecekleri için de tel bu yönde dönmeye başlayacak. Telin bu kısmında ekrandan size doğru, buradan da ekrandan içeri doğru olduğu için ne oluyormuş? Videoyu da çok uzatmak istemiyorum o yüzden biraz toparlayacağım. Dönmeye başlayacak demiştik. Perspektif kullanarak çizmeye çalışıyorum. Onun için diğerine göre biraz büyük oluyor. Şöyle çizeyim. Artık devremiz bu şekilde gözükecek. Dönme eksenini de bir kere daha çizecek olursam, evet şimdi oldu dönme ekseni ekranla aynı düzlemde. Telin bu kısmı şimdi 3 boyutlu olarak düşünmeniz gerekiyor. Evet, telin bu kısmı ekrandan size doğru geliyor. Bu da ekranın içine doğru hareket ediyor, tamam mı? Akımın yönü hala aynı. Sağ el kuralını kullanarak manyetik alanın telin bu kısmına ekranın içine doğru net bir kuvvet uyguladığını söyleyebiliriz. Torksa daha küçük olur, öyle değil mi? Moment kolu uzaklığına bakacak olursak yine perspektif kullanmak istiyorum. Yönü sola ve ekranın arkasına doğruyken tork ekranın içine doğru gidiyor. Torkun dik olan bileşenini aldığınızda kafanıza çok fazla karıştırmak istemiyorum ama torkun azaldığını anladınız değil mi? Net manyetik kuvvet aynı olsa da kuvvetin moment koluna dik bileşeni azalıyor. Kısacası Telin bu yönde döndürecek bir tork olacağını söyleyebiliriz. Bu arada çok özür dilerim bunu yanlış çizmişim. Sağ tarafta yukarı, sol tarafta da aşağı doğru ittirdiği için dönme yönü bu şekilde olacak. Sol tarafta aşağı, sağ tarafta yukarı. Evet. Telin bu kısmında da aynı şey olacak. Burada yukarı doğru yani ekrandan dışa doğru ittiriyorsunuz ama bu moment koluna tam olarak dik olmadığından bunun dik olan bileşeni torkun biraz daha küçük olmasına sebep olur. Ve tel küçük bir torkla dönmeye devam ederek bu noktaya geldiğinde teli düz bir çizgi olarak çizebilirim. Bu taraf yukarıda, bu taraf da diğerinin tam altında. Peki, bana bu noktada ne olacağını söyleyebilir misiniz? Telin bu tarafındaki manyetik kuvvet ekrandan dışarı doğru ama moment koluna dik olmadığı için herhangi bir tork yaratmayacak. Telin alt kısmındaki ekrandan içeri yönlü bir kuvvette pek yardımcı olamayacak. Ama eğer açısal bir momentumları varsa tel belki dönmeye devam edecektir. Son olarak bir de tel dönmeye devam ettiğinde ne olacağını sorayım. Bu sorunun cevabını bir sonraki videoya bırakıyorum. Biraz merak iyidir.